Merhaba çocuklar. Ramazan geldi, hoş geldi. Ben Toto Karaca, sizler için televizyona geldi. Küçük bir hikayemiz var, köyde başlıyor. Cici, tatlı, şirin bir köyde. İki arkadaş varmış, bunlar hiç birbirlerinden ayrılmazlarmış. Birinin ismi Ahmet, diğerininki de Mehmet. Çocukluklar hep beraber geçmiş, büyümüşler, koskoca delikanlı olmuşlar. Zavallı Mehmet'in bir tek anacığı varmış. Anacığı da hep hastaymış. Bir gün anacığı demiş ki, gel Mehmet, seninle konuşacaklar onlar. Ben öleceğim evlat. Bu çiftliği sana bırakacağım. Yalnız babanın bir arzusu vardı. Çiftliği büyüteceksin, hayvanları dolduracaksın. O çünkü bunu çok istedi, yapamadı. Bunu sen yap, değil mi oğlum? Peki anacığım demiş. Al. Sana da şu parayı vereyim demiş, çıkından çıkarmış, vermiş, birkaç tane altın varmış içinde. Canım anacığım demiş, sarılmış, anası da ölmüş. Kalmış tek başına. Bakmış altınlar az, o altınlardan imkansız çiftliğini adam edemez. Düşünmüş taşınmış, en doğrusu ben İstanbul'a gideyim, para kazanayım demiş. Ama bu altınlarla İstanbul'a gidersem elimden bunu alırlar. Yoo, ben bunları saklamalıyım. Oraya parasız gitmeli, paralı gelmeliyim diyor. Bir çanak alıyor. Çanağın altına dolduruyor altınları. Üzerine de zeytinleri koyuyor, koyuyor, istif ediyor. Sıkı sıkı da bağlıyor. Doğru arkadaşı Ahmet'e gidiyor. Ahmet diyor, ben karar verdim, İstanbul'a gideceğim, para kazanacağım. Yalnız senden bir ricam var. Benim senden başka bir dostum yok. Bu çanağı sana veriyorum. Sakın kimselere verme. Açma, bakma. Ben gidiyorum. Gelinceye kadar muhafaza et. Şayet gelmezsem içi zeytin dolu. O zeytinler senin olsun. Al, helal, hepsini ye. Pekala diyorlar, öpüşüyorlar. Mehmet gidiyor İstanbul'a. Seneler geçiyor. 4-5 sene sonra. Tekrar gerisin geri Mehmet geliyor ama paralı geliyor. Gelir gelmez tabii arkadaşının evine gidiyor. Sarılıyorlar, öpüşüyorlar. Nasıl diyor, paralarla geldim, bir çiftlik yapacağım ki görme diyor. Seni de yanıma alacağım, hep beraber iki kardeş bu işi yapacağız diyor. Pekala, ver çanağı diyor. Aa, çanak aşağıda diyor, kömürlükte. Nasıl olsa sen daha buradasın. Yarın versem olmaz mı diyor. Tabii olur, niye olmasın diyor. Ayrılıyorlar. Ertesi günü Ahmet çanağı getiriyor, Mehmet'e veriyor. Mehmet de hemen alıyor, pencereleri kapatıyor, kapıları da kapatıyor. Açıyor, bakıyor ki aynen zeytinler duruyor. Pırıl pırıl, koyduğu gibi simsiyah, hepsi istifte. Kurban olduğum Allah'ım diyor, aldım altınlarımı diyor, başlıyor boşaltmaya. Boşaltıyor, boşaltıyor zeytin. Boşaltıyor, boşaltıyor, hep zeytin çıkıyor. Hiçbir tek altın yok. Oğlan çıldıracak. Ya ben bunun altına altın koydum, ne olacak? Altınlarım, altınlarım, altınlarım diye deliriyor. Eyvah diyor, zeytin. Altınlar zeytin oldu, zeytin oldu, zeytin oldu derken ben deli miyim, neyim diyor. Hiç altın zeytin olur mu? Bu işin içinde bir şey var. Bunu kim halleder? Kadı. Kadı efendiye giderim, anlatırım. Koşa koşa gidiyor, kadı efendiye meseleyi anlatıyor. Diyor ki ben böyle böyle altın koymuştum. Bir de açtım baktım ki bütün altınlar zeytin olmuş. Oğlum sen çıldırdın mı diyor, ben bu kadar senelik katayım. Hiç zeytin altın olur mu? Altın zeytin olur mu? Çağırın getirin Mehmet, Ahmet'i buraya. Gel sen de Mehmet, geçin karşıma. Sen Ahmet'e ne verdin? Bir kase zeytin. Ama altında altın vardı, sus altını karıştırma diyor. Sen zeytinleri aldın mı? Aldım efendim. Geldiği zaman teslim ettin mi? Ettim efendim. Açıp baktın mı? Baktım efendim. Ne gördüm? Zeytinleri gördüm. Zeytinleri sana vermiş, daha ne istiyorsun? Ama altında altın vardı, altınlar çıkmadı. Hadi adam, sen delirdin mi oğlum?
Aa, İstanbul'da galiba sen bir sürü dalaveralar öğrendin. Buraya gelip arkadaşına iftiralar atıyorsun. Bana bak, senin arkadaşın namuslu bir adamdır. Hadi bakayım, çek git buradan. Aman kadı efendi, vallahi altın vardı. Billahi altın vardı. Derken fena halde kızıyorsun kadı. Biraz daha fazla konuşursan falakaya çektiririm seni. Var efendim diyor, sen de galiba Ahmet'le birleştin, benim altınları yutacaksınız der demez. Allah Allah, kadı bir kızıyor der. Al diyor, bunu alın götürün zindana atın, gebertirim, kellesini falan uçururum. Al diyorlar, sürükleye götürüyorlar. Tam kapısının önünden geçerken diyor ki, bir dakika bırakın da şu bakayım, evimi göreyim, çiftliğimi göreyim. Ben İstanbul'dan koşa koşa bunun için mi geldim diyor, zindanlara girmek için mi? Burasını güya ben anam edecektim. Benim güzel köyüm diyor. Ah, benim güzel köyüm, sen ne şirin köysün. Benim güzel yuvam, sen ne hoşsun. Benim güzel yuvam, sen dünyada benim bir tek umudumsun diyor. Ağlaya ağlaya zavallı Mehmet zindana gidiyor. Bütün köy birbirine gidiyor. Acaba doğru mu? Zeytin miydi, altın mıydı? Altın mıydı, zeytin miydi diye. Kadının da canı sıkılıyor. Şöyle bir sokağa çıkayım da dolaşayım. Bakıyor, sokak başında çocuklar toplanmışlar, bir patırdı, bir gürültü. Yanlarına gidiyor, diyor, oğlum ne yapıyorsunuz, niye bağırışıyorsunuz? Kadıcılık oynuyoruz, diyor. Kadıcılık nedir, anlat bakayım, ne biçim iş bu kadıcılık, diyor. Senin aklın ermez, diyor, çekil elden, diyor. Dur bakalım, ne biçim iştir bu kadıcılık oyunu, diyor. Kadı dinliyor ne yapıyorlar diye. 13-14 yaşlarında cin gibi bir oğlan, zeytin gibi gözleri var, oturmuş böyle bir sandalyeye yüksekte. Şimdi diyor, Ahmet'in ve Mehmet'in davası başlıyor. Bendeniz Kadı Efendi, çağırın gelsin onlar buraya diyor. Mehmet sen zeytini verdin mi? Verdim. Sonra zeytini aldığında açtın mı? Açtım. Açtığında çanakta ne gördün? Zeytinlerimi gördüm, pırıl pırıl, simsiyah bana bakıyordu. O güzel zeytinlerim olduğu gibi duruyordu. Tamam, karar verilmiştir. Yalancı bulunmuştur. İftiraya atan Ahmet'tir. Nasıl olur? Nereden biliyorsun? E belli. 5-6 sene bir zeytin çanakta kalır da o parlaklığını muhafaza eder mi? İmkanı var. Küflenir, kararır, simsiyah, pis, kokar. Demek sen onu biliyordun, açtın, altınları aldın, taze zeytinleri doldurdun. Götürün zindana! Der demez kadı diyor ki, tüm küçücük bir oğlan bunu bildi de ben bilemedim ha. Hemen bunu da tamir edelim diyor. Koşa koşa geliyor, Ahmet'i çağırıyor, diyor ki ben bir hata ettim evladım. Sen hakkın varmış, sen köyüne, hadi bakalım Ahmet sen de doğru zindana. Böylelikle Mehmet kurtuluyor, hak da yerini buluyor. Hoşunuza gitti mi çocuklar? Allah'a ısmarladık.